seni sana ikramda bulunsam olur mu demiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu halini görünce o yaşlı ateşe tapan adam Ey İbrahim bunu sana yaptıran nedir? Allah'a olan imanım ve Allah'a olan utancım. Haya ettim Rabbime. Sen Rabbine haya edersin de ben Allah'ın bir peygamberinin sırtına binip ona eziyet eder miyim? Vallahi senin gittiğin yol haktır, doğrudur, ben de Müslüman oluyorum demiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ikram ettiği o yaşlıda şunu göremiyor muyuz? Yani biz niye birbirimize hayatı zehir ediyoruz? Bir evde bile karı koca daha geçen bugün müydü gazetede okudum yedinci kattan hanımını atmış. Günah ya, günah ya. Söyledikçe mi çoğalıyor, ne oluyor bu? Etmeyin Müslümanlar. Şu haberleri, mabelleri yapan televizyonların yetkilileri, Allah aşkına bu haberleri öyle detaylı detaylı vermeyin ya. Kötü örnekler çoğalıyor bakın. Vallahi iyilik etmiyorsunuz bu topluma. Belki çok izleniyor o haberler ama iyilik etmiyorsunuz. Küçücük çocukların aklına kötü kötü şeyler bırakıyorsunuz. O annesi yedinci kattan atılan çocuk bir ömür boyu o haberleri unutmayacak. Bir de onun çevresini düşünün, bacısını düşünün, yeğenini, teyzesini düşünün. O insanların yüreği acımaz mı o haberlere? Etmeyin Müslümanlar, birbirinizi incitmeyin. O adam onu yedinci kattan atmış, günahına girmiş. Siz onu haber yaparak kaç kişiyi yedinci kattan atıyorsunuz biliyor musunuz? Kaç ruhu betona çarpıyorsunuz? Onun için Allah aşkına yapmayın birbirinize. Suçunuz, günahınız ne olursa olsun adam öldürmeyin. İnsan kanına elinizi bulaştırmayın. Buna değmez bu dünya. Ve ahirette vallahi bunun hesabını veremezsiniz. Veremeyiz yani. Ben de yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Allah beni de benim nefsime sahip çıkanlardan etsin. O öfke anında, o çıldırmışlık halında, o stres, o şizofrenik hale girdiğimiz anda Allah bize Rabbim sahip çıksın. Allah bizi yanlış yaptırmasın. Suçu ne olursa olsun lanet olsun sana deyip başını çevirip gitsen ne olur? Bir cinayet işlememiş olursun. Kendi cehennemini kendi elinle kurmamış olursun. İki zor bir işte affedici olduğun için Allah senin en affedilmez günahını affeder. Allah senin hiç affedilmeyecek bir günahını affeder. Hani biz diyoruz ya, ya ben haklıydım. Zaten haklıyken affedersen Allah'ın karşısında yüzün olur. Sen de beni affet ya Rabbi demeye. Bak ben senin kuluna karşı haklıydım. O kardeşim benim tarlada sınırımı söktü. O benim işte hakkımı çaldı. Evet hakkını çaldı. Evet o kaynanan sana zulmetti. Evet o gelinin seni dünyaya rezil etti. Seni kapı dışarı etti. Tamam oldu bunlar. İşte o haldeyken affedebiliyor musun? Haklıyken affedebiliyor musun? Allah'ın huzurunda sen de beni affettemeye yüzümüz olur. Allah'ım bizi haklı olduğumuz durumlarda bile Müslümana karşı affedici bir kul eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Ömer merhametli bir adamdı. Öfkeli, sinirli, celalli ama o öfkeli bizim Karadeniz'in dalgaları gibi hırçın Hazreti Ömer'in arka tarafında çok merhametli bir kalp vardı. Onu biliyorsunuz hani şu kazanın içinde taşla suyu karıştıran ihtiyar nenenin torunlarına sırtında un çuvalı taşıyan Ömer. O yumuşak kalp değil midir işte? Şimdi biz ya biz sokaktaki kediyi köpe doyurmaya acizleniyoruz. Oysa kış günlerinde Müslümanlar sokak hayvanlarına sahip çıkın. Ha o pet çoplardan filan alınan kediler, köpekler, tavşanlar, balıklar bilmem şunlar bunlar. Ya onlar zaten kendi kanını doyuramaz. Onlar şey gibi, para makinası gibi. Ama sokaktaki hayvanlar sizin merhametinize muhtaç. Yani o evinizdekine zaten bakıyorsunuz. Kediye, kuşa, tavşana, balığa neyse. Köpek evin içine alınmaz. Almamalıyız. Mesela Şafii mezhebinde abdest bozar bir defa zaten. Değerli kardeşlerim, köpeğe düşman olduğumuz için değil, ya fıtraten bu olmaz yani. Ama besleyen besler bahçesinde beslesin kulübe koysun evi korumak için falan ona karışmam. Evinin içinde besleyen de günahı kendine. Ben ona karışmam. Ama e, bir Müslüman olarak birbirimize nasihat edeceğiz. Kimsenin elini tutuyor değiliz. Bir de insanlar hatalarının konuşulmasından rahatsız oluyor. Efendim dövmeye niye bu kadar karşısınız? Ya ben değil ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana karşı peygamberimizin bir saygınlığı var mı? Var tabii, peygamberimiz. Sever misin Resulullah'ı? Seversin. Ya ben peygamberimizin sözünü sana söylüyorum. Resulullah aleyhisselam, ha kimi biraz yumuşatarak söylüyor, ben de beceriksiz biriyim, direkt bodoslama söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dövme yaptırana Allah lanet etsin demiş. Niye? Sebep ne? Fıtratı bozma diyor Resulullah. Adam şimdi bir tanesi camide geçen neredeydi? Bir vilayette çocuk abdest alıyor. Dövmesi, büyükçe dövmeleri var. Dedi ki ya hocam şimdi pişmanım ama dedi çıkmıyor falan dedi böyle. Şimdi dedim ki daha şimdi iyi yılların aslanım bak yaşlanacaksın Allah ömür verirse 60 70 yaşına geldiğinde düşünsen şimdi bunu ne kadar mahcup olacaksın torunlarına çocuklarına hiç yakışacak mı bu vücut bize sadece dünyada değil ahirette de lazım onun için Allah azze ve celle bize emanet etmiş o emaneti oynamamamız lazım üzerinde tedavi amaçlı hariç tedavi için olur ameliyat olursun efendim tedavine bakarsın. Hazreti Ömer'in o merhametini görüyoruz. Hazreti Ömer Medine'de kardeşlerim mesela Bedir Savaşı'nda Hazreti Ömer katılmıştır Bedir Savaşı'na. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Ubeyde bin Haris bunlar en önde çıkanlar ama 313 kişilik ordu var. Birçok Müslüman o savaşta öyle gözü dönmüş kafirler öyle öfkeli gelmişler ki. Ama akrabaları. Mesela Hazreti Muhammed'e karşı damadı kayınpederini öldürmeye gelmiş. Damadı peygamberimizin Ebul As. Büyük kızının kocası Bedir Savaşı'na Ebu Cehil'in askeri olarak Hazreti Muhammed'i öldürmeye gelmiş. Hazreti Ebu oğlu Abdurrahman Hazreti Ebu öldürmeye gelmiş Bedir Savaşı'na. Şe bak. Bedir Savaşı'nda mesela Hazreti Ömer öz dayısı As İbni Hişam Bedir Savaşı'nda bunlar karşı karşıya geldi. Hazreti Ömer yiğit bir adam. Uzun boylu Hazreti Ömer saçı dökük, kolları filan güçlü. Hazreti Ömer Efendimiz böyle koyu buğday benizliymiş. Koyu. Biraz esmerce diyelim Hazreti Ömer Efendimiz. Ama yiğit bir adam. Hem güreşçi hem savaşçı. Zaten öfkeli bir adam. Savaşta dayısı annesinin kardeşi ya Hazreti Ömer'in. Önüne geliyor. Hazreti Ömer diyor ki defol git diyor. Bu seninle benim savaşım olmasın. Git şuradan. Dayısı ısrarla Hazreti Ömer'e sen misin bizi bırakıp Muhammed'in tarafına geçen? Hazreti Ömer bir sabır, iki sabır, üç sabır. Hazreti Ömer o savaş anında bir daha karşısına çıkınca vurunca indiriyor. Ölüyor dayısı. Bedir savaşında, hak batıl kavgasında Hazreti Ömer laf dinlemeyen dayısını defol git çıkma karşıma dediği dayısını defalarca önüne çıkınca Bedir'de öldürmüştür. Öz dayısını. Bunun gibi başka var mı? Var. Mesela Eba Beyde bin Cerrah radıyallahu an. Eba Beyde kimi öldürdü kardeşlerim? Öz babasını. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.